Daha önceki videolarda ideal gazlardan bol bol söz ettik. Oysa gerçekte hiçbir gaz ideal değildir. İdeal gaz yasası bize olup bitene dair çok isabetli fikirler verse de söz konusu gerçek bir gaz olduğunda küçük sapmalar ortaya çıkar. Bu videoda ideal gaz koşullarına tekrar göz atıp bu sapmalara nelerin yol açabileceğine bakacağız. Başta ne demiştik? İdeal gazların molekülleri uzayda yer kaplamaz. Bunlar yer kaplamıyor. Gerçek gazlarda ise parçacıklar uzayda yer kaplar. Mikroskobik bir yer kaplar ama kaplar. Hollanda'da bir kimyager olan J.D. van der Waals bu sapmalar üzerine çalışmalar yaptı. Van der Waals aynı zamanda gerçek gaz parçacıklarının ideal gaz parçacıklarının aksine birbirleri üzerinde küçük miktar kuvvet uyguladığını ortaya çıkarttı ve bu kuvvetlere onun adı verildi. Artık bu kuvvetlere Van der Waals kuvvetleri diyoruz. Van der Waals gerçek bir gazın ideal bir gazdan sapma derecesinin moleküller arası kuvvetlerin büyüklüğüyle ve parçacıkların boyutuyla çok yakından ilgili olduğunu tespit etti. Şimdi bir sistem çizelim ve içini parçacıklarla dolduralım. Bu kaptaki tüm parçacıkların birbirine azıcık çekiyor olduğu durumda sizce neler olur? Küçük bir ölçek de olsa gaz içeri doğru patlar kendi üzerine çöker derken tüm parçacıkların birbirine az da olsa çekmesini kastediyorum. Peki sizce bu neye etkiliyor olabilir? Evet doğru bildiniz. Basıncı etkiliyor. Çünkü bu durumda gaz kabın çeperlerine önceden varsaydığımız kadar büyük bir basınç uygulamıyor. O yüzden gerçek gaz basıncını hesaplarken moleküller arası kuvvetleri de hesaba katarak düzeltme yapmamız gerekiyor ama o kadar da kolay değil. Çünkü bu sefer de moleküller arası kuvvetlerin neye bağlı değiştiğini bilmemiz lazım. Bu kuvvetler öncelikle parçacık derişimine bağlı. Çünkü ne kadar çok parçacık o kadar çok çekim demek. Herhangi bir şeyin derişimi o şeyin miktarının kapladığı yere oranıdır. Bu durumda madde miktarımız parçacık yani mol sayısı. Kapladığı yerse hacim oluyor. O halde derişim hacim başına düşen mol sayısına eşittir diyebiliriz. N bölü V yani mol sayısı bölü hacim. Şayet tüm bu parçacıklar tek bir parçacık tarafından çekiliyor olsaydı işimizi görürdü. Ama bunların hepsi aynı zamanda birbirini çekiyor. Bu parçacıkların hepsi birbirini çekiyor. Bunun anlamı şu. Parçacık derişimi arttıkça söz konusu kuvvetler de üstel olarak artar. O halde bizim bu ifadeyi n bölü v kare yapmamız lazım. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama moleküler arası kuvvetleri belirleyen şey parçacıklar için farklı değerler alabiliyor. O yüzden farklı gazların ve atomların farklı karakteristiklerini de hesaba katmamız gerekiyor. Her gazın hesaba katmamız gereken kendine özgü bir katsayısı var. İşte bu çarpana A diyoruz. A'yı çekim katsayısı olarak düşünebiliriz. Bu katsayı bize çoğu zaman bir tabloda verilir. Çünkü üstünde çalıştığımız her gaz için tek ve eşsizdir. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şuna ulaşıyoruz. P ideal yani ideal basınç eşittir. Gözlemlenen basınç artı bu düzeltme. Çekim katsayısı çarpı derişim yani N bölü V üzeri 2. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Bu parçacıklar birbirini çekebilir ve sistemin içe çökmesine neden olabilir. Ama aynı zamanda birbirlerine gayet güzel itebilirlerdi. Birbirlerini ittikleri durumda a negatif bir değer alır. Demek ki a, parçacıkların birbirlerini itmesine veya çekmesine bağlı olarak negatif veya pozitif olabiliyormuş. Düşündüğümüzde bu gayet mantıklı çünkü eğer sistem hafifçe içe çökmekte ise, basınç ideal basınçtan düşük olur. Dolayısıyla bu düzeltmeyi gözlemlenen basınca eklememiz gerekir. Ama eğer parçacıklar birbirini itiyorsa ve kap çeperlerini daha güçlü şekilde bastırıyorlarsa bu durumda bu düzeltmeyi gözlemlenen basınçtan çıkarmamız gerekir. Yani Van der Waals bize gerçek bir gaz üstünde çalışırken moleküller arası kuvvetler için nasıl düzeltme yapabileceğimizi öğretti. Diğer sapma parçacıkların uzayda kapladıkları hacimle ilgiliydi. Bu da ideal hacmi etkiliyordu. Her gazın parçacıkları farklı farklı boyutlara sahip. Bu farklılıklar yine o gazı oluşturan atom veya moleküllerden kaynaklanıyor. Örneğin hidrojen parçacıkları çok küçüktür ama metan parçacıkları onun yanında bayağı büyük kalır. Dolayısıyla her gaz için deneysel olarak elde edilmiş bir hacim katsayısı vardır ve onu da hesaba katmamız gerekir. Bu katsayıya da B diyoruz. B'yi kafamda büyüklüğün B'si olarak kodladım. Bu katsayı sayesinde aslında moleküllerin büyüklüğünü de işin içine katmış oluyoruz. Ama aynı zamanda ortamda kaç parçacığın, atom veya molekülün olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. O da eski dostumuz mol sayısı yani N. Mol sayısını büyüklük kat sayısı ile çarptığımızda, denklem içinde yazalım, ideal hacim eşittir kabın hacmi eksi parçacıkların kapladığı hacim yani N çarpı B. Hemen hızlıca bir not düşeyim. A'nın aksine B daima pozitiftir. Çünkü moleküller daima belirli bir hacim kaplar. İdeal gaz yasasını yani PV eşittir NRT'yi yazalım. Şimdi gerçek bir gaz için düzeltilmiş basıncı ve hacmi denklemde yerlerine koyalım düzeltilmiş basınçla başlıyoruz. İdeal basınç eşittir ne demiştik? Gözlemlenen basınç artı çekim katsayısı çarpı molar derişimin karesi. Yani p gözlemlenen artı a çarpı n bölü v'nin karesi. Hacmi de yerine yazalım. İdeal hacim eşittir kabın hacmi eksi parçacık sayısı çarpı büyüklük katsayısı yani b. Burası v kap eksi n b oldu. Şimdi gerçek basınç ve gerçek hacmin düzeltilmiş çarpımı NRT'ye eşit oldu. Moleküller arası kuvvetler ve parçacıkların kapladığı hacim için düzeltme yapınca gerçek gazlar için geçerli bir denklem elde etmiş olduk. İşte buna van der Waals denklemi diyoruz. Biliyorum insanın gözünü korkutuyor çünkü içinde bir sürü değer var. Ama aslında o kadar da zor değil. Bununla ideal gaz denklemi arasındaki tek fark düzeltilmiş basınç ve düzeltilmiş hacim.